Allah Kur'an-ı Kerim'de inne fi halqi's semavati vel ard vaktila fil leyli ven nehar la ayatun lilel elbab. Aklını kullananlar için yerin göğün yaratılmasında, gece ve gündüzün değişmesinde deliller, şahitler, ibretler, kanıtlar vardır diyor Allah. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de yine bu türlü vakaları, olayları sayıyor. Ay, güneş, yer, yıldızlar, gökyüzü, su. Ve diyor ki bütün bunlarda düşünmesini bilen, düşünmesini seven bir kavim için, bir millet için yine ibretler, şahitler, deliller, kanıtlar vardır. Diğer bir ayette li kavmin yakilun, aklını kullanmasını bilenler için deliller, ibretler, kanıtlar vardır. Yani biz burada Kur'an-ı Kerim'de olanları anlatmaya çalışıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in istediği metotla anlatmaya çalışıyoruz. Dine davet, inandırıcı, ikna edici örneklerle, delillerle, kanıtlarla yapılır. Allah daveti öyle yapın diyor çünkü. Üdü ila sebil rabbik bil hikmeti vel mevizzetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Sen insanları Rabbinin yoluna çağır. Bil hikmeti, ilimle, hikmetle çağır. Fizikle, kimyayla, matematikle, bu bilgiler arasındaki bağıntılarla, kompozisyonlarla, analiz, sentez ve sonuçlarla, yorumlarla çağır bil hikmeti. Anlamsız, boş, içeriği boş şeylerle değil, içeriği boş konularla değil, içeriği boş programlarla değil, dolu olsun. Allah öyle diyor, çağırın insanları ama verdiğiniz, anlattığınız şeyler insanları ibret verecek, akıllarını kullanmalarına yardımcı olabilecek, düşünmelerini sağlayacak hususlar olsun. Yani Allah bunları düşünün diyor zaten. Yani اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Sonra ne diyecek insan? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Allah'ım, plansız, programsız, amaçsız, anlamsız, saçma sapan, absürt hiçbir şey yok Allah'ım. Her şey planlı, programlı, amaçlı, anlamlı, hikmetli, bağıntılı. Allah'ım, batıl hiçbir şey yaratmamışsın. Seni tesbih ederim. Bütün eksikliklerden, kusurlardan sen berisin, münezzehsin ve müberrasın. Sübhanek. Vakkeni azabenler. Allah'ım, biz aciziz, anlayışımız kısa, hatalarımız çok, kusurlarımız fazla. Sana karşı saygısızlık yapmışızdır. Tabiattaki canlılara karşı saygısızlık yapmışızdır. İnsanlara karşı saygısızlık yapmışızdır. Hatalarımız, kusurlarımız çoktur. Allah'ım, bizi ne olur cezalandırma. Allah'ım, bizi bağışla. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve ahtana. Allah'ım, unutarak yaptığımız şeylerden dolayı, hatan yaptığımız şeylerden dolayı bizi muahize etme. Amin. Bizi azarlama, Amin. bize hitap etme. Amin. Evet, çünkü biz beşeriz. Amin. Biz kendimizi bazen Kaf Dağı'nda görüyoruz. Her şeyi bilir zannediyoruz. Gücümüz, kudretimiz, her şeyi yeter zannediyoruz. Kendi başımıza hareket etmeye başlıyoruz. Halbuki biz kendimizin ne olduğunun farkında değiliz. Hücrelerimizin nasıl çalıştığının, vücudumuzun nasıl çalıştığının, tabiatın nasıl çalıştığının, nasıl onların var olduğunun farkında değiliz. Bütün bu imkanları verenin, gücü kuvveti verenin Allah olduğunun farkında değiliz. Sanki güç kuvvet bizimmiş gibi efeleniyoruz. Yeri delecek gibi basıyoruz. Yürüyüşümüz değişiyor. Allah onun için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yeri delecek gibi basmayın. Etraftaki insanlara hava atarak, onları küçümseyerek hareket etmeyin. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı bütün imkanlarınızın onun tarafından size lütfedildiği, her şeyin Allah'ın elinde olduğu gerçeğini unutmayın. unutmayın. Ama bu tefekkürle mümkün. Akıl Varlığı, kendi kullanmakla, hayatımızı, evet. tabiatı düşünmekle, inceden inceye fark etmekle mümkün.